Abi şimdi ben biraz şeyle mizahla ilgiliyim. Söyleme sahiptir, yurt dışında da bulundum. Farklı mizah türleri, Anglo-Sakson mizah türleri ama ya ben aslında Türk mizahını çok zengin buluyorum. Yani diğer Avrupa türündeki mizahlara da baktığımız zaman sen bu konuda bu Anadolu'nun mizah yönündeki zenginliğini nasıl buluyorsun veya nasıl yorumlarsın? Ve bundaki bu farkı... Geldi mi ses? Ses. Bunda ses var. Anadolu de Anglo-Sakson mizahıyla kıyaslanamayacak kadar zengin. Özellikle Anglo-Sakson mizahı dünyanın bana göre en soğuk. Hani tam bizim Anadolu'da eşek şakası dedikleri şakaya daha çok tekabül eden bir mizah. Anadolu biliyorsunuz mizahın zaten ilk formatlandığı coğrafya. İlk dünyada komedya dediğimiz Aristofanes oyunları klasik tiyatro anlamında Anadolu'da yazılmış. Atina Anadolu arası özellikle Selçuk Efes, Manisa Sardes, Aspendos gibi tiyatrolarda oynanmış. Geleneksel bildiğimiz mizahın dışında yani literatürde, dünya literatüründe iki tane drama kalıbı vardır. Birisi trajedi, tragedya. Diğeri de komedya. İkisinin de format atıldığı yer Anadolu coğrafyası. Hatta ve hatta işte Ege üzerinden Ankara, Angora, Frigya ve Frigya ile beraber Lidya uzantılı. Anadolu mizahı tabi bu bildiğimiz geleneksel hani literatür mizahının dışında da çok basit, daha şuradan kapıdan girer girmez barın adıyla başlıyor. Barın adı nefes. Nefes biliyorsunuz önemli bir heterodoks İslam kavramıdır. Bektaşiliğin en önemli kavramıdır. Aleviliğin en önemli kavramıdır. Nefes, Bektaşilik ve Bektaşi mizahı, Bektaşi fıkraları bir külliyat oluşturur. Nasrettin Hoca denildiği zaman aşağı yukarı Nasrettin Hoca Horasanlı olduğu kabul edilip ya da işte varsayılıp Konya üzerinden Akşehir, Beyşehir hattı üzerinden Mersin, Toroslar, Eskişehir'e kadarki bir habitatta starlaşmış bir ortaçağ komedi mizahçısıdır. Hem yazarıdır, hem oyuncusudur, hem de olguları ve durumları yaratan kişidir. Çin'den aşağı yukarı Balkan yukarılarına ve Avusturya açıklarına yukarılara kadar da dönemin bir büyük mega starıdır. Yani bugün Cem Yılmaz'ın starlığı neyse bence daha büyük. Bence dönemin Chaplin'i Nasrettin Hoca'dır. Dönem itibariyle baktığımız zaman bir kere o 12. yüzyıl 1200 küsurlar. O zaman Amerika yok. Kuzey Amerika yok, Güney Amerika yok, Avustralya tarafı da yok. Eski kıta olarak Ön Asya, Asya ve Avrupa yaşlı kıta var ve Orta Doğu. Bu hatta çok büyük bir star olmuş birisi. Nasrettin Hoca nereli? İşte hocam, biraz aşağısı Konyalı. İran'daki arkadaşlar, Afgan arkadaşlar hep aynı esprileri yapıyorlar. Nasrettin Hoca'yı çok iyi biliyorlar. Yani dediğiniz gibi yani adam şimdiye kadar ta oralarda bütün Orta Doğu'da ve Çin'de dediğiniz gibi şimdiye kadar herkes biliyor. Yani tam bir star. İşte biz tabii kendi bastığımız coğrafyanın şeylerini çok bilmediğimiz için geleneklerini, bize bıraktıkları mirası çok fazla ellemediğimiz için daha çok Batı literatürü üzerinden öğrenmeye çalışıyoruz ve bu manada da kendi coğrafyamızdaki mizah geleneği